Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz peynirli şerit poğaça. Pamuk gibi yumuşacık bu poğaça tarifi için sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçelim. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker alıyoruz ve bir tel çırpıcıyla karıştıralım. 1-2 dakika kadar bu şekilde karıştıralım. Mayamız iyice aktifleşsin unumuzu eleyerek ekliyoruz ben daha önceden eleyip hazırladım unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir spatula ile bu şekilde hamurunuz yoğunlaşana kadar karıştırırsanız eliniz fazla hamura bulaşmayacaktır ve artık elimle yoğuruyorum hamurunuzun kıvamı gayet yumuşak olması gerekiyor kulak memesi kıvamından daha yumuşak en az bir 10 dakika yoğuralım ve üzerini kapatarak 2 saat oda sısında hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. 2 saatin sonunda mayalanmış hamurumu havasını alarak dezga alıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezelere ayıralım ve bezelerimi toparlayıp üzerine örtü örtüm. Ben poğaçalarımı peynirli hazırlıyorum. İlk yaptığım bezeyle başlıyorum. İster elinizle açın, isterseniz de bu şekilde el büyüklüğünde açabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar peyniri alıp kapatıyorum ve varsa sizin de böyle bir aparatınız bu şekilde şekil verebilirsiniz. Veya bıçakla da şeritler halinde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum gayet yumuşak, elinizle de rahatlıkla açabilirsiniz tekrar gösteriyorum. Yıllardır yaptığım tariflerden bir tanesi. Sizlere daha detaylı çekmek istedim. Daha önce de hazırlamıştım patatesli peynirle. Bu sefer daha detaylı göstermek istedim. Birinci tepsimi tepsi mayasına bekletiyorum. Üzerine bir örtü örterek ılık fırında bir 10-15 dakika kadar tepsi mayasında bekletiyoruz. Ben fırınımda 15 dakika beklettim. İkinci tepsiyi de hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kabarmış. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürdüm. Üzerine mavi haşhaş, çörek otu, susam, İstediğiniz gibi sade de bırakabilirsiniz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri ve altı nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırladım ve fırına verdim. Henüz sıcak sizlere kıvamını gösteriyorum. Pamuk gibi yumuşacık puf puf kabaran poğaça tarifi. Videoda da gördüğünüz gibi daha buharı üzerinde sıcacık. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi de açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın.